düşünmüyorum. Ki bu niye söylüyorum? Yani bir yerde büyük bir başarı hikayesi var. Giresun Spor, Giresun'un tek varlığı. Tek artık yani bundan daha... Ama biz neyi yapmaya çalışıyoruz? Aslında Türkiye'deki önemli modellerden bir tanesini de biz yapıyoruz. Niye? Gelirlerini giderlerini ayarlamaya çalışıyoruz. Ekonomisini, futbol ekonomisini daha aşağılara çekmeye çalışıyoruz. Ve futbolcu yaş seviyesini altlara alarak Giresunspor'u futbolcu üreten, başarılarını bunun üzerinden yapan bir hikaye yazmaya çalışıyoruz. Bu da aşağı yukarı 3 senedir yazılan bir hikaye. Zaten hani artık futbolda sizler de duyuyorsunuz. Giresun modeli diye bir modeli herkes konuşuyor ve yapmaya çalışıyor. Doğrularımızı almaya çalışıyorlar. Bu o zaman doğru yaptığımızın bir göstergesi. İnşallah bu sene yaparsak, bu sene bunu başarırsak çok daha farklı şey olacak. Ben onu biliyorum. Yani bu seneki başarı hikayemiz bambaşka bir yere gidecek. Çünkü bu seneki Giresunspor'un futbolcularının vereceği performans ve Giresunspor'la yapacağımız şey bizi emin olun çok başka yerlere götürecek. Yani ben böyle çok iddialı şeyler söylemeyi sevmem ama Giresunspor bu sefer başka bir hikaye yazacak. Bugüne kadar yapılan çalışmaların birçok sokakta işte bizim balık satan da, boyacılık yapan da, taksilik yapan da ilk 11'i sayıyor. Çünkü kadrosu ona göre yapıyor. Ama şu an ilk 11'i sayamıyoruz. Yani çünkü her mevkide iki tane çok iyi oyuncusu var hocamız. Yani oralar doldurabilir ama daha farklı bir santrafor olabilir miydi? Bir tane daha alabilirdik. Onu şey yaptık. Sonraki bekleyelim araya kadar. Daha hani çünkü almış olmak için almak zaten transfer en büyük hatası. Giresunspor 60 transfer yapmış aşağı yukarı 3 sene boyunca. Ben geldiğimde 1,5 senede 74 transfer yapmıştı. Zaten o batırıyor kulüpleri. Yani daha birey olma, daha vatandaş olma, o ezik Giresun'un... Bu takıma sahip çıkıyor çünkü bu takımda çok değerli oyuncular var. Bunu göreceksiniz. Ya yani bu adam bunu söylemiş diyeceğim.